hepsini konuşuyorsunuz ama ona göre de siz oyunu bir an evvel çözüp tekrardan eski o fabrika ayarları dedik ya, bakalım, oraya dönmeniz gerekecek. Tamam, kupa bir hizmet olarak değerlendirirsiniz ama bir öbür tarafta da Ankara Gücü'ne haksızlık yapmamak lazım. Yani Ankara Gücü de çatır çatır oynadı. Çok fazla pozisyon vermemeye çalıştı. Pozisyon üretmeye çalıştı. İkili mücadelelerin hemen hemen analizleri çıkarmışlardı mutlaka. %70'i 80'i yakını hep onlar da ikili mücadele. Bireysel olarak çok etkili oyuncular vardı. Murat Usan iyi oynadı. Yani Murat da zaten farklı bir oyuncu da, o bizim ligimizin oyuncusu mudur değil midir? Onu sabah kadar tartışırız. O farklı bir oyuncu. Hakikaten farklı bir oyuncu. Ama siz onlara işte alan verdiğiniz zaman takımlar oynuyorlar. Bu sefer siz kötü gözüküyorsunuz. Evet. Sizi fazla içeri ittikleri zaman bu sefer bir toparlayamıyorsunuz. Şimdi Bonucci kim laf söyleyebilir? Hayır. Ama dün de dersiniz ki nereden aldınız bunu, niye aldınız? Öyle bir görüntü sarf etti. Hakikaten kötü. Yani kaleden tut en uca en son değişikliğe kadar Fenerbahçe ne oyun içinde kaldı, ne performans alabildi. İşte Szymański, herkesin Stajic'te bahsettiği Szymański'yi düşün yani. O ne yapacağını bilmiyor. Sebebi de acaba o Fred'in eksikliği, arkadaki o ikilinin bir türlü oturmaması. Tabii herhalde yani. Kroniç, İsmail. Herhalde hepsi birbirine bağlantılı da bunlar. Doğru. Şimdi dikkat edersen Fenerbahçe geriden çıkışlar o kadar çok ağır çıkıyor ki. Önceden böyle değildi. Evet. O Bekao, Dijiku falan oynadığı dönemde maksimumdan, yani minimumdan 5 saniyede rakip sağdaydılar. Çok çabuk öyle. Şimdi al geri, ver geri, yana pas, bunu yapar. Fenerbahçe'nin oyun düzeni gitti. Şimdi Szymański'yi düşününce hem gol hem asist katkısıyla da... Yani şimdi oyun düzeni gitti. Siz niye dedik biz Fenerbahçe tek kale oyunu rakibi itiyor? Hep geriden çabuk oyun kurmalarında. Şimdi öyle bir şey yok. Ve çok yavaşlattılar oyunu. Yavaşlaşınca da ne oluyor? Rakip seni istediği gibi sıkıştırıyor alanlarında. Kaptıkları topladı. İki tane, üç tane hızlı adam varsa çıkıyorlar, gidiyorlar. Bu sefer geride çok kötü gözüküyorsun. Alanlar çok veriyorsunuz. Bunlar tabii... Bizlerin değil, oradaki teknik heyetin görüşler olması lazım. Ona göre de siz bir an evvel toparlanmanız gerekecek. Bu Fenerbahçe'nin şu andaki dünkü görüntüsü hiç Fenerbahçe değil, farklı bir takım. Ama ne yazık ki biz Fenerbahçe konuşuyoruz ama Ankara Gücü'ne haksızlık etmemek lazım. Tabii ki. Şimdi... Emre Belözoğlu'na haksızlık etmemek lazım. Öyle bir girdaptan çıktı, 2-0 galipken 3-2 mağlubiyete düşmek son saniyede. İstifa kabul görmüyor çünkü onlar da, yöneticiler de, başkanlar da Emre'nin orada, Emre Hoca'nın neler yaptıklarını mutlaka görüyorlardır. Takım da sahip çıkmıştır. Devam etmeleri doğru bir karar. Ama büyük takımlarımız her zaman için öncelikli olduğu için Fenerbahçe bir an evvel toparlamadı. Yani Fenerbahçe bize izletti, Fenerbahçe değil. Sıradan bir takım görüntüsü. Dünkü maçtan yola çıkıyoruz. Evet, şimdi dün ilk yarı 2-0 sonuçlandı. Mesela Çaykur Rizespor karşılaşmasında da ilk yarı kötü bir oyun sergilendi ama ikinci yarıdaki hemen o ilk değişikliklerle birlikte oyun toparlandı. Bu mücadelede 46. dakikada 3 değişiklikle başladı hemen İsmail Kartal, Serdar Dursun, Zayt, İsmail Yüksek, Kroniç ile Ferdi Kadıoğlu da Osay Samuel'le değişti ama hiç o etkiyi göremedik. Her zaman tutmuyor bunlar. Sizce çok doğru değişiklik daha elzemdi? Ya şimdi dünkü maçtan yola çıkarsan stoper de elzem dersin. Örnek vereyim. Oyunu ama oradan önce de sen neysin, geridesin. 2-0 girmişsin içeri. Burada ne yapman lazım senin? Oyunu force etmen lazım. Çevirmen için ofansif ve forvet sokman gerekecek. Burada da sıkıntın oldu. Soktuğunuz oyuncular, içeri aldığınız oyuncular hiçbirisinden fayda vermiyor. Bir tek zaten Ferdi'yi biliyoruz, her yerde öne koyuyorsun. Sağ, fark etmiyor. Performansı ama tek başına kaldı. Serdar'dan orada verim aldınız. O sağ şartları, o hava şartları. Belki kafadan öyle oynamamanız lazım ama bilemezsiniz onu. Siz şimdi çıktığınız zaman hepimiz ne dedik? Ya o hava şartlarını biliyorsun. Burada bunlar oynardı. Oynamadan nereden bileceksin? Bilemezsin. Çünkü senin bir ana kalıbın var, ana bir takımın var. Onunla birlikte oynamak istiyorsun. Her hafta oynamışsın ve puanlar kazanmışsın. Aynı kadroyla devam etmek istiyorsun. Fakat olmuyor. Doğrusunu yaptım hoca. Hemen neşteri vurdu. Evet. Kementleri attı, çıkarttı seni. Bu maçta da aynısını yapmak istedim ama bu maçta çok farklı. Burada da gene zeminle mücadele ediyorsun ama rakibinizle oynuyor. O bize tabii argument olarak düşünmemek lazım. Tabii. Rakibiniz de sizin oynuyor. Mücadele edemediniz. Fizik olarak onlarla mücadele ediyoruz. Onlar sizden daha fazla koştular. Rakip Ankara Gücü sizden daha fazla hem topu koşturdular, hem ikili mücadele, hem alanlarda fazla daraltıp çok geri döndüler. Çabuk
Bunu Fenerbahçe yapamadı. Fenerbahçe'nin her zaman doğru yaptığı işi maalesef gene vurguladı. Genel konuşmuyoruz Fenerbahçe'nin genel maçları. Dünkü maçtan yola çıkıyor. Tabii. Bu kadar siz 9 kişiyi, 8 kişiyi bir arada kenarda bırakıp da hiçbir arada oynamamış oyuncuları getirirseniz maalesef bundan kaçamazsınız. Şimdi taraftar nezdinde düşününce biraz daha stres başladı sanki. Çünkü oyun istenilen gibi değil. Artık mağlubiyet de haftalardan gelmeye beri bu böyle kupa gidiyor. Kupa kaçtı. Ligdeki durum oldukça önemli. Şöyle bir fikstüre bakıyorum ben de. Hatay Spor deplasmanı var. Sonrasında bir Pendik Spor maçı ve sonra Trabzonspor Fenerbahçe derbisi var. Fenerbahçe'nin 3 tane derbi maçı var. Hı-hı. Bir Trabzon, iki Beşiktaş, 3 Galatasaray. Evet. Ama oraya gelene kadar siz bu tazdeki takımlardan 3 puan alacaksınız. Tabii. Yani 3 puan ala ala getiren de bu aslında. Yani ala ala gelmeniz lazım. Şimdi bakıyorsun işte bazı takımlara karşı oynuyorsunuz, tek kale oynuyorsunuz, ediyorsunuz ama oyunu çözemiyorsunuz. Belki de oyun onu getirmiyor. Artık hep ceza sahasına girmek de getirmiyor. Belki rakibi çekip siz onların arkasına top kaçırmanız gerekecek. Evet. Belki onu yakalamanız lazım. Belli bir dakikalar ilerledikten sonra. Çünkü rakip orada. Siz de giriyorsun kalabalık bir alanda. Ayaklar, kafalar, mafalar çarpışıyor. Vuruyorsunuz, çarpıyor. Avuta gidiyor, kornere gidiyor. Veyahut da işte yakalayabilirsiniz, penaltı oluyor. Belki oyun düzeninde berabere giden veyahut da çok 1-0'lık, 2-1'lik maçlarda rakip yüklendiği zaman siz onların arkasına sarkıp o meziyetli oyuncularınız var. Evet. O şekilde belki rakibin can alıcı noktalarına girmeniz gerekiyor ama işte biz tek bir diziliş ve tek bir düzeyde kaldığımız için arada sırada hoca bunu yaptı. İlk ne zaman yaptı? Antep maçında yaptı. Çifte döndü. Maçı çevirdi. Evet. Deplasmanda. Rize maçında deplasmanda 3 oyuncu değişikliği yaptı. Çift santrafora döndü. Ve olay değişti. Dün bunu denedi ama dünkü olmadı. Rakip çok daha farklıydı. Zaten oradan çevirme şansınız da olmadı. Ya kupada eğlenmeleri taraftarları üzer tabii. Taraftarlar bu şartta, bu düzeyde yatırım yapılan bir takımın bütün alanlarda finali görmek isterler. Ama fakat an işte hani derler ya evdeki hesap çarşıya uymuyor. Hı-hı. Bu kadar belki hoca da düşünmedi ben bu takımla da götürürüm dedi ama karşınızdaki rakip de belli etti sizi kora kora oynayacağınızı. Sizden daha fazla mücadele ettiler. Sizden daha fazla koştular ve daha fazla istediler. Dün Fenerbahçe'den ne yazık ki bir tane oyuncuyu alıp da böyle bir yere koyamayız. Ferdi hariç o sonradan geldi. Hı-hı. Baştan da girseydi zaten sizi farklı bir yere komple taşırdı, takımı taşırdı. Ama o farklı bir şeymiş. Şöyle bir bakarsan geneline bir tane çıkaracak oyuncunuz yok. Peki şimdi Ankara Gücü yarı finale yükseldi. Dün Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek tebrikler Ankara Gücü'nü de tebrik ederiz. Evet,